Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Çok uzun süredir bu heybe nerede, bu heybe nerede sordunuz. Bugün çekmek nasip oldu. Bahçedeyiz. Evimizde. Biraz nefes nefese kaldım, kusura bakmayın. Oğlan biraz yordu. Şimdi yemeğini verdik. Motorumuza yoğunlaşalım. Bildiğiniz üzere 2023 model motorumuz. Kimco Downtown 250i keyifle bindiğimiz güzel bir motor. Bu heybeleri eski motorum için almıştım. Onlar için kullanıyordum. Bu şu an körükleri açılmış hali. İhtiyacımızı fazlasıyla gören bir alet. Motorumuzun altını zaten biliyorsunuz. Depolama alanımız fena değil. Ama ben uzun yollara giderken bu heybeleri tercih ediyorum. Arkaya bir top case takmak istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ondan dolayı böyle bir yol seçtim. Sizlere de bugün onu tanıtayım. Bağlantı olarak şöyle iki tane cırtımız var. Bunları birbirine geçiriyoruz. Akabinde bunu kapattıktan sonra şuradan bunu alıp buraya taktığımızda, şu an benimki biraz kısa, birazdan kapatırım. Çok keyifli bir yolculuk oluyor. Açıkçası bugün yani evimden buraya kadar heybeler takılı geldim. Ve heybelerim içi boş. Onu da göstereyim sizlere. Heybelerim içi boş. Herhangi bir oynama yapmadı. Bence en çok şu an hani kafanıza takılan şey odur. Süratlendiğimiz zaman bu heybeler yerinden oynamıyor mu? Oynamıyor hiçbir şekilde. Hatta sürat arttıkça daha da güvenilir bir hal alıyor diyebiliriz bu konuda. O konuda içiniz rahat olsun. Duruşuyla alakalı çektiğim bazı fotoğraflar var. Onları da yayınlayacağım. Onlara da bakarsınız. Körükleri açıkken içinde şu şekilde bir depolama alanımız var. Şöyle büyütüyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Bir yetişkin eliyle bir karış. Rahat rahat. Yüksekliğimiz de hiç fena değil. Dıştan görünüşü bu şekilde. Yani karı koca tatile giderken ya da eşinizle dostunuzla iki kişi, işte biriniz tercih edip diğeriniz tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz altta da yerimiz mevcut zaten. Belki artçıya bir sırt çantası da olsa bence ufak bir arabanın göreceği işi görebilir. Bu konuda size bir sıkıntı yaşatacağını sanmıyorum. Buraya genelde neleri koyuyoruz biz uzun yola gittiğimiz zaman da? Elimizin altında hızlı ulaşmamız gereken ne varsa. Mesela çoğu zaman işte kahvemizi koyuyoruz, suyumuzu koyuyoruz. Ondan sonra ne bileyim atıştırmalıklarımız olabiliyor, onları koyuyoruz. Genelde alt alana çantalarımızı koyuyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bunlardan bir tanesini atıyorum. Kendi ayakkabılarımı buraya koyuyorum. Eşiminkileri buraya koyuyorum. Ağırlığı mümkün olduğunca aynı şekilde dağıtmaya dikkat ediyorum ben. Bu önemli bir konu bence. Ağırlığı dengelemek istememizin sebebi de şu. Motor kullanırken işte sağa ya da sola yatmalarımızda hani denge merkezimizi mümkün olduğunca ortada tutabilmek. Yani amacımız bu. Ondan dolayı ben dengeli olmasına gayret gösteriyorum. Sizler yaparsınız yapmazsınız. Bu sizin kendi tercihiniz tabii ki. Aynı zamanda burada yine küçük bir cebimiz var. Şöyle açarsak. Burada da içinden çıkan şöyle bir aparatı vardı. Yağmur yağdığı zamanlar bu komple bunu kapatabiliyor. Geçirebiliyorsunuz. Ve hiçbir şekilde yağmur içeri girmiyor. Yani heybelerimizi korumuş oluyoruz. Bununla alakalı da çok faydalı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bunu kullanmayacaksak, eğer ki yaz günlerindeysek, küçük cebimizin büyüklüğü de bu kadar. İçine atıyorum şarj aletleri, kremler, böyle ince ince şeyler konulabilir. Biz tüm bunların yanında eğer ki bu kadar uzun körükte kullanmak istemiyorum derseniz, o zaman ne olur? Onu da gösterelim sizlere. Şunu ben bir kapatayım. Evet. Bu arada körük sistemi şuradan açılıp kapanıyor. Tabii ben şu an tek elli olduğum için biraz zorlanabiliyorum. Hatta şurayı kesip öyle mi göstereyim size? Öyle yapalım. Körüğü kapattığımızda bu formata geliyor. Yani aslında büyük motorların hani böyle yanındaki çantalar kadar böyle şey durmuyor. Yani kalın durmuyor. Gayet makul şekilde trafikte sürüşünüzü etkilemeyecek bir şekilde duruyor. Şöyle kapalı halini göstereyim. Bu da açık hali.
açık halinin böyle olduğuna bakmayın. Şu an hem üst taraftaki şeyi bağlamadım, hem de içinde bir şey olmadığı için biraz sarkık duruyor. Ama inanın doldurduğunuz zaman güzel bir görüntü oluşuyor. Umarım bu yaz bunu bol bol gösterme fırsatımız olur sizlere. GPS ile alakalı şöyle bir soru vardı. Onu da yanıtlamış olayım hazır videoyu açmışken. Hangi kilometre hızla gittiğimizi tam olarak bilmediğimizi söyledi bazı arkadaşlar. Onda da şöyle bir sıkıntı var. Açıkçası benim de kafamı kurcalıyor zaman zaman. Çünkü genelde benim 90'la ya da 100'le gittiğimi düşündüğüm durumlarda araçların sanki benden daha hızlı, yani gitmemesi gereken yollarda araçların daha hızlı gittiğini düşünüyorum. Acaba bizde bir problem var, tam emin değilim. Ama yüksek süratlerde 120'de 130'da gerçekten doğru gösterdiğine eminim diyebilirim. Çünkü bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Basınca motorumuz gidiyor ve bunu da gösteriyor zaten. Bununla almak isteyen arkadaşlar olursa diye ufak yine bir bilgilendirme yapalım. Forte GT'nin bu. Gayet kullanışlı. Burada cebi var. İçeride işte envai şeyinizi koyabilirsiniz. Benim şu an full olduğu için pek gösteremiyorum sizlere. Aman paramızı. Kapattığınız zaman da telefonunuzu buraya koyuyorsunuz. Yan koyduğunuz zaman çok aktif böyle işinize yaramasa da şu konuma getirdiğiniz zaman da işinizi görüyor. Arkadan güneş çok fazla gelirse elinizi şu şekilde yaparsanız okumaya gayret gösterirseniz okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konuda da bir sıkıntımız yok. Motoru zaten şu anki takipçilerin tamamı motorun ne olduğunu ve nasıl gittiğini artık biliyor. O yüzden şimdi biliyorsunuz uzun zamandır planladığımız bir yakıt tüketimi videomuz vardı. Onu artık bitirdik. Siz bu videoyu izlemeden önce büyük ihtimal ben onu yayınlamış olurum. Çünkü ben buraya gelirken yakıtımı aldım. Kontrollerimi yaptım. Şu an tam bir hesap çıkartmadım açıkçası. Ama çıkan hesap büyük ihtimalle herkeste bir soru işareti yaratacaktır yine. Çünkü bu motor az yakıyor. Yani muadillerine göre gerçekten az yakıyor. Ve benim işte sürdüğüm büyük ihtimal %60, %70 şehir içi, %30 şehirler arası diyebiliriz. Yani yüksek süratlere çıktığım. Onda da işte geçen videolardan hatırlarsınız, deniz kenarından bir Menderes'e gelmiştim. 110 kilometrelik bir videoda o da hemen hemen. Ondan dolayı yakıtımız bir hayli düşük açıkçası. Ayrıyetten şunu da söyleyeyim. Şurada görüyorsunuzdur, ufak böyle bir su koymalık yerimiz var. Bu bizim yollarda pek işimize yaramıyor açıkçası. Sebebi de şu, hem eşimin hem de benim kaskımız full kask. Çene açılır değil. Benim şehir içinde kullandığım bir çene açılır kaskım var. Ama o benim bir işime yaramıyor şehir içinde. Şehirler arasındaysa zaten durup genelde bu tarz ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Motor üzerinde bir şeyler yiyip içmek çok keyifli bir olay değil. Sizlere de tavsiye etmem açıkçası. Hakan abimiz vardı, soruyordu devamlı. Bu heybeler, bu heybeler nerede diye. Heybeleri çekmiş olalım Hakan abi senin için de. Umarım sen de alırsın. Ben bunu aldığımda çok komik bir parayı almıştım. Yaklaşık 2 yıl önce 300-350 liraya falan. Hatta 290, öyle bir şey de olabilir. Yanında bir şey de almıştım çünkü. O şekilde 350 olmuştu diye hatırlıyorum. Umarım, fiyatını şu an bilmiyorum ama umarım çok zam gelmemiştir. Çünkü her skuter olan arkadaşa ben bunu tavsiye ediyorum açıkçası. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı bana. Sizlere de yaşatmaz. Motorumuz gayet güzel bizim. Kompakt bir motor. Şehir içinde ve şehir dışında akıcı olarak kullanabildiğimiz bir motor. Biz de bununla alakalı daha hatıralar biriktirmeye devam etmeyi umuyoruz. Gayet keyifli günler yaşamak istiyoruz. Ondan dolayı sizlere de hep inatla, ısrarla tavsiye ediyoruz. Şu olay var bu ara kafamda, çözmeyi planladığım. Benim kendim eski motorumda kullandığım bir rüzgar saptırıcım vardı. Ancak bu motora tam uyumlu gelmedi o. Birkaç belki parçasını değiştirirsem uyumlu hale getirebilirim. Eğer ki uyumlu hale getiremezsem belki buraya bir rüzgar saptırıcı almayı ben de planlıyorum. Yani alsam iyi olacak gibi geliyor. Çünkü ister istemez yüksek süratlerde rüzgar sesi müzik dinleme kalitemizi bayağı etkiliyor. Kendi interkomumla alakalı da size bir video çekeyim, atayım. Onu da soran arkadaşlar vardı. Onu da yakın zamanda planlayalım. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler diliyorum.